Fransa'da geçtiğimiz hafta Perşembe günü Emmanuel Macron hükümetinin hazırladığı emeklilik düzenlemesine karşı başlayan grev sürüyor. Fransa İçişleri Bakanlığı Salı günü gerçekleştirilen protestolara 339 bin kişinin katıldığını açıkladı. Başkent Paris'te göstericiler İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen güzergah üzerinden yürüyüşe geçti. Protesto sırasında yüzlerce polis de göstericilerle birlikte yürüdü. Göstericilerin güzergah dışına çıkıp eylem yapmalarını engellemek için sokak girişleri polis tarafından barikat kurularak kapatıldı. Göstericiler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için "Defol Macron" sloganı atarak yürüdü. Macron'u kapitalizm yanlısı olarak suçlayan göstericiler, hükümet emeklilik reformunu geri çekene kadar greve devam edeceklerini söyledi. Fransa genelindeki greve okul ve hastane personelleri, ulaştırma çalışanları, polisler, temizlik işçileri, elektrik şirketi personelleri, postane çalışanları, avukatlar ve havaalanı personelleri katılıyor. Fransa şu anda emeklilikle ilgili farklı sistemlere sahip. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'sa birleştirilmiş bir sistem oluşturmak istiyor. Yeni emeklilik planında çalışanların her gün için puan toplaması ve bu puanlara göre emekli maaşı alması öngörülüyor. Puan tabanlı emeklilik sistemine geçiş gerçekleştirilirse pek çok sektörde avantajlı emeklilik maaşlarının kaldırılması bekleniyor. Fransa'da emeklilik yaşı son 10 yıl içinde 60'dan 62'ye çıkarıldı. Yeni düzenlemeye göre ise 64 yaşından önce emekli olanlar daha düşük emekli aylığı alacak. Örneğin 63 yaşında emekli olan bir kişi %5 daha az maaş alacak. Bu nedenle sendikalar çalışanların düşük maaş almamak için daha uzun çalışmak zorunda kalmalarından endişe ediyor.